Gine'deki Timbi Madina bölgesinde patates ekonominin can damarı. Ancak Ebola salgını bu sektörü darboğaza soktu. Komşu ülkelerle sınırlar kapatıldı. Sınırları açma planı yok ve hiç pazar canlanmıyor. Her şey durdu. Ürünlerimizi ne kadar saklayabiliriz? Gelecekte bu ürünlerin fiyatı ne olur? Sierra Leone başkenti Freetown'da temel gıdaların fiyatı yükseliyor. Toptan alım yapan müşterilerimizin çoğu Ebola yüzünden kente gelemiyor çünkü karantin altındalar. Dolayısıyla fiyatlar hızla artıyor. Sierra Leone'de halkın %80'i tarım sektöründe çalışıyor. London School of Economics'e bağlı Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Profesör Jonathan Leap, tarım faaliyetlerinde ciddi bir düşüş olduğunu söylüyor. Gıda fiyatlarında kıtlık dönemlerinde meydana gelen fiyat artışı yaşanmadı. Bu tabloda bizi rahatsız eden bu pazarlardaki ticaret ve istihdam seviyesinin düşüklüğü. Pirinç ticaretinde %69 düşüş yaşandı. Bu da istihdam ve alım satım faaliyetlerinde ciddi bir azalma olduğunu gösteriyor. Eboladan çok uluslu firmalar da etkileniyor. İngiliz maden şirketi London Mining demir fiyatlarındaki düşüşten zarar gördü. Ebola nedeniyle firma Sierra Leone'deki madeninden çok sayıda işçiyi geri çağırdı. Bu ayda iflasını açıkladı. Sierra Leone İthalatçılar Derneği Başkanı Alhacı Allah madenciliğin Sierra Leone ekonomisi için çok önemli olduğunu söylüyor. İthalat durma noktasına geldi. İhracatta sıfır seviyesinde. Maden şirketlerimizin çoğu kapandı. Uluslararası SOS adlı destek grubu Ebola'dan etkilenen bölgelerdeki çok uluslu firmalara danışmanlık hizmeti veriyor. Grubun tıp direktörü Dr. Katie Geary'e göre firmaların faaliyetlerini durdurmasına her zaman gerek yok. Şirketlerin ekonomik ihtiyaçları ve çalışanların güvenliği arasındaki çekişmeyi dengelemeye çalışıyoruz. Firmanın söz konusu bölgedeki kilit yetkilerini belirlemek, çalışanlara salgınla ilgili bilgi vermek ve Ebola'ya karşı mümkün olan bütün önlemleri almak şart. Profesör Lee salgının kontrol altına alınmasından sonra uluslararası toplumun bölge ekonomisini canlandırmaya yardım etmesi gerektiğini söylüyor. Bu ülkelerin ekonomilerini canlandırmaları gerekecek. Bu da uluslararası ticareti desteklemek ve iç pazarı hareketlendirecek adımlar atmak demek. Ebola'nın yol açtığı can kaybı 5000'i geçti. Uzmanlar salgının ekonomik bir felakete yol açmasını önlemek için uluslararası toplumu yardıma çağırıyor. Çağırtan yol Amerikanın sesi Washington.